izleyiciler. Yeni bir hafta, yeni bir Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Bu hafta tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan akciğer kanserini konuşacağız. Akciğer kanserinin belirtileri, tanısı, tedavisi, özellikle de cerrahi tedavisinden ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Çünkü cerrahi olarak yüz güldürücü sonuçlar elde ettiğimiz bir kanser akciğer kanseri. Özellikle cerrahi tedavisini ayrıntılarıyla bize anlatacak olan, akciğer kanserini her şeyiyle bizlere bildirecek olan, anlatacak olan hekim arkadaşımı sizlere takdim etmek istiyorum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medikana Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Profesör Doktor Burçin Çelik bizlerle. Evet, hoş geldiniz hoş Doktor bulduk, Bey. İdem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz valla, uğraşıyoruz. Dediğiniz evet. gibi oldukça sık gördüğümüz hastalıklardan birisi olan akciğer kanserini bugün dinleyicilerimize, izleyicilerimize evet. elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Evet. Tüm dünyada sıklığı giderek artıyor. Evet. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülme sıklığı çok yüksek. Ama biliyorum ki cerrahi olarak gerçekten yüz güldürücü ameliyatlar yapabiliyorsunuz. Evet. Sonuçları iyi olabiliyor. İzleyicilerimizle tüm cerrahi tedavisini sizlerle konuşacağız. Sizinle evet. konuşacağız bugün. Ama öncelikle bir akciğer kanseri nedir? Bununla başlayalım. Sıklığı nedir? Evet. Akciğer kanseri esasında çok sık görülmeye başlanmadı. Günümüzde hastaların hekime ulaşması, hastanelere ulaşması ve bunlarla birlikte yapılan tetkikler sayesinde insidansın arttığını görüyoruz. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 verilerine göre yıllık en az 15 milyon kadar yeni kanser tanısı var. Ve bunların evet. yaklaşık 2 milyonu akciğer kanseri. Akciğer kanseri. Her yıl yeni 2 milyon civarında akciğer kanseri tanısı konuluyor. Slaytlar var arkadaşlar, isterlerse gösterebilirler. Evet. Bu 15 milyon kanser yeni kanser tanısıyla birlikte de 8 milyon hastayı ne yazık ki her yıl kaybediyoruz. Evet. Erkeklerdeki verilere bakarsak burada akciğer kanseri birinci sırada geliyor. Ölüm nedenleri arasında da birinci sırada geliyor. Bayanlarda üçüncü sırada, bayanlarda birinci sırada meme kanseri mevcut. Geçebilir slaytı. Teşhis, erken teşhis tabii en önemlisi. En önemli şey, her kanserde olduğu gibi. Belirtileri hastanın bazılarında görebiliyoruz, bazılarında hiçbir belirti evet. olmadan da gelebiliyor. Bu hastalar, bunlar şanssız hastalar evet, şanssız hastalar diyoruz. En önemli belirtiler nedir diye sorarsak, evet. öksürük. Geçmeyen öksürük özellikle. Hı hı. Genelde hastalarımız sigara içici hastalar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığıyla takip edilen hı hı. hastalar oldukları için bu geçmeyen öksürüğü çok fazla dikkate almıyorlar ne yazık ki. Ama bunu değerlendirecek olan hekim arkadaşlar iyi sorguladıklarında 3 haftaya geçen hatta 4 haftaya geçen tedaviye rağmen gerilemeyen öksürüğü mutlaka araştırmak gerekiyor. Evet. Yansıda gördüğümüz gibi videoda da oynuyor. Akciğer kanseri, akciğerin içerisindeki hücrelerin organizmanın kontrolü dışında çoğalmasıyla oluşuyor. Bu hı hı. hücre düzeyinde başlıyor. Bunu bizim tespit etmemiz ancak 4-5 milimlere bir nodül seviyesine veya hı daha hı. büyük kitle seviyesine ulaştığında olabiliyor. Esasında bu hücre düzeyinde başlıyor. Yani bir hı. kontrol mekanizması dışında oluşan bir hücre gelişimi. Bizim bunu tetkiksel olarak gösterebilmemiz mi? O? Ancak 4-5 milim olduğunda bir bilgisayarlı tomografiyle ya da 1 santim boyutuna ulaştığında hı hı. Direkt grafiyle tespit edebiliyoruz. Şu anki teknoloji buna izin veriyor. Hı hı. Peki nedenleri nelerdir? Neler sebep olur akciğer kanserine? Şu an net kanıtlanmış sigara var tabii ki. Evet. Evet. Sigaranın da kümülatif etkisi yani birikici etkisi önemli. Hı hı. Yani diyorlar ki işte bizim ailede sigara içen 90 yaşında dedemiz var. Bunda bir şey yok. Ama hı hı. hiç sigara içmemiş hastalarımız da var mı? Evet var. Ama sigara kanıtlanmış bir faktör. Hı hı. Kümülatif etki dediğimizde günlük içtiği paket sayısı, hastanın içtiği yıl sayısıyla çarpılıp hı hı. o şekilde mesela 20 yıldır bir paket günde sigara içen bir hastanın 20 paket yıl bir birikici etkisi olmuştur. Akciğerdeki sigaranın etkisini birikici olarak görüyoruz biz. Hı hı. Bazı
asbest gibi, radon gibi kimyasal maddeler de akciğer kanserinin, özellikle de akciğer zarı kanserinin gelişiminde, mezotelioma gelişiminde faktör olduğu kanıtlanmış. Peki bazı kanserlerde genetik özellikler olduğunu biliyoruz. Akciğer kanserinde var mı böyle genetik bir özellik? Şu an kanıtlanmış bir durum yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nde tarama programları içerisinde başlandı ve tarama programlarında hastaların genetik, yani aile hikayesinin olması mutlaka sorgulanıyor. Diğer bir faktör dediğimiz gibi sigara, 54 yaş üstü ve erkek cinsiyet tarama programı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an kullanılıyor. Peki öksürük dedik belirti olarak başka belirtileri var mıdır? Hastalar öksürük, başka ne şikayetlerle hekime balgam, başvururlar? İşte balgamda kan görülmesi çok önemli bir ipucu. Yani özellikle de bizim hastalarımızı hekime getiren en önemli bulgu balgamda kan görmesi. Onu gördüğünde hastalarımız genelde korkuyor. Evet. Hemen hekime başvuruyor. Diğer benim de çok dikkat ettiğim en önemli bulgulardan birisi zayıflama. Hastanın son döneminde kilosunun %10 kadar kaybetmesi, zayıflama çok önemli bir bulgu. Peki akciğer kanserinin türleri var mıdır? Evet, akciğer kanseri genel olarak ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak. Biz burada cerrahi tedavisini konuşacağımız esas küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli dışı. Evet, küçük hücreli akciğer kanserleri genellikle ne yazık ki ileri evrede hastalar başvuruyor. Bu hastalara çok nadir, yani birinci evre dışında cerrahi tedavi ne yazık ki uygulayamıyoruz. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri daha böyle farklı seyrediyor. Akciğerin dış merkezinde olanlar var, iç merkezinde olanlar, küçük ebatta olup 10 santim ebatlara ulaşan kitle lezyonlarımız oluyor. Bu hastalar farklı şekilde başvuruda gelebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Peki akciğer kanserinin tanısını nasıl koyuyorsunuz? Tanısını yansıda da var. Bir ikinci videomuz var arkadaşlar. Onu da başlatırsak. Hasta bir kere ilk başta bir görüntüleme yöntemleriyle bize başvuruyor. Başvurduğunda ilk basitten komplekse doğru gidiyoruz. İlk tabii ki direkt grafi, daha sonra bir ilaçlı bilgisayarlı tomografi. Orada bir herhangi bir lezyon tespit edersek bu lezyonun yerleşim bölgesine göre mutlaka biyopsi yapmak gerekiyor. Biyopsi işte videoda da oynadığı üzere en sık bronkoskopiyi uyguluyoruz. Bronkoskopi genel anestezi ya da lokal anestezi altında uygulanabilen bir ışıklı hortumla akciğerin iç yüzeylerini görüntülediğimiz bir endoskopi yöntemi esasında. Bu endoskopi yöntemiyle akciğerin bütün iç yüzeyini ışık yardımıyla, kamera yardımıyla gözlemliyoruz. Orada herhangi bir patoloji, bir halk arasında yara tespit edersek bundan da biyopsi alıyoruz. Biyopsi sonucu patoloji değerlendirilmesi ve hastalığın tipi belirleniyor. Daha sonraki tabii ki diğer görüntüleme, tarama yöntemleri gerekiyor. Bunlardan en çok uyguladıklarımız da sıçrama, en sık gördüğümüz beyin bölgesi oluyor. O yüzden bir beyin manyetik rezonans görüntüleme ve beyin dışındaki bölgeleri taradığımız pozitron emisyon tomografisi ile de tüm vücut tarama yapılıp hastalığın hem tanısı hem de kesin evresi belirleniyor. Bir de hastalar arasında şöyle bir şey var, söylem var. İşte biyopsi yaptırırsanız o kanser yayılır. O kanser büyür mü, ilerler. Bununla ilgili ne söylersiniz? Vallahi biyopsiyi geçtik, bıçak değerse. Bıçak değerse. Ben de genelde beyaz önlükle oturuyorum orada. Ben de kasabım diyorum. Sizin öleceğinizi bile bile böyle bir ufak bir şey geçiyor aramızda. Öleceğinizi bile bile niye bıçak vuralım yani? Bu vicdani bir şey değil. Bunu tabii ki. Bunu özellikle vurgulayalım. Bu eskiden gelen bir durum. Niye? Yaklaşık yani son 10 yıldır biz PET'i kullanıyoruz artık. Yani pozitron emisyon tomografiyi kullanıyoruz. Yani hastaların ameliyat olabilirliğini %80-90'a kadar tespit edebiliyoruz. Eskiden bu teknikler yoktu ne yazık ki. Yalnızca elimizde bir direkt grafi, belki iyi merkezlerde tomografiler vardı. Bunlara göre hastalar
aç kapa halk arasından denilen açıldı, evet, kapatıldı. İşte 2 ay sonra vefat, evet, etti. Evresi belli olmadığı için, yani evre 4 hasta da ameliyat ediliyordu. Evre 1 hasta da ameliyat ediliyordu. Şimdi öyle değil. Hı-hı. Artık hastaların kesin evresini %80-90 tespit ediyoruz. Hı-hı. Yani ben bir 5-6 senedir açıp kapattığımız hasta olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Yani bu da hastalar arasındaki, hı-hı, bu bıçak değerse yayılır olayını biraz daha geriye gitmesine neden olacak inşallah. Hastalarımızın evresini ameliyat öncesi bütün değerlendirmelerle tespit ediyoruz. Buradaki akciğer kanserinde en önemli şey ameliyat için hastalık akciğerin içerisinde olacak. Evet. Yani göğüs kafesinin içerisinde olacak. Aynen. Çok nadir olgularda işte beyne sıçramış hastalarda, tek ise kemiğe bazı olgularda bu bölgeler ışınla kontrol altına alıyor. Daha sonra konsey kararıyla, onkolojik konseyler kararıyla akciğer kapasitesi yeterliyse ameliyatlarda yapılabiliyor. Bu işte seçilmiş hastalarda. Evet. Aslında herhalde tedavisi de bir multidisipliner yaklaşım, aynen, gerektiren, aynen, bir tablo. Yani birçok, evet, birimi ilgilendiriyor. Evet. Peki tedavide yine özellikle evrelemeyi söylediniz. Evreleme kaça ayrılıyor? Nasıl evrelendiriyoruz? Çünkü tedavide dikkate alıyoruz evrelendirmeyi. Tabii ki, tabii ki. Son 2 sene önce yayınlanmış 8. evreyi kullanıyoruz biz. 8. evreye göre hastalar önceki dönemlerde olduğu gibi subgruplara ayrılmakla birlikte ana olarak 4 gruba ayrılıyor. Evre 1, 2, 3 ve 4. 4'ten halkımızda bildiği gibi uzak metastaz, yani diğer organlara yayılmış olan hastalar. Eğer bu dediğim gibi beyne, kemiğe veya başka bir bölgeye tek bölgede ise ve bir bölge kontrol altına alınabilecekse akciğeri de daha sonra multidisipliner bir konsey kararıyla cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Evre 1 ve 2'de kesinlikle cerrahi tedavi öneriliyor ve bu hastaların bazılarında bölgesel, yani göğüs kafesi içerisindeki lenf bezleri yayılımı olabiliyor. Bu yayılımlar önemli ama ameliyata çok engel durumlar değil. Bunları biz ameliyat öncesi tekniklerle veya ameliyat yöntemleriyle lenf bezlerinin yaygınlığını tespit edip, netleştirip, patolojik olarak ortaya koyup yine akciğer bölgesini, tedavisini cerrahi olarak yapabiliyoruz. Evre 3'te tartışılan, en çok tartışılan gruplar. Bu hastalarda bölgesel lenf bezlerine bir yayılım söz konusu veya akciğerin diğer alanlarında da ana tümör dışında tümör hücreleri görülüyor veya kitleler görülüyor. Bunlar da gene konsey kararlarıyla veya ameliyat öncesi kemoterapi ve veya kemoradyoterapi ile birlikte tedavi alıyor. Hastalık biraz toparlandıktan sonra tekrar cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Dediğiniz gibi multidisipliner bir çalışma gerektiriyor bu iş. Yani kemoterapi almak, radyoterapi almak aslında ameliyata cerrahiye engel bir engel değil. Hayır, değil. Biraz işimizi zorlaştırıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Normal bir hastada ameliyat süresi 2 saat, 3 saat gibi oluyorken diğer hastalarda bu kemoradyoterapi almış hastalar biraz daha iş uzuyor, zorlaşıyor. Peki tedavide olduğu gibi biyopsi alımında da evrelemenin bir önemi var mıdır? Yani bir biyopsinin özellikle bir şeyi var mıdır, zamanlaması? Yani hasta semptomlarla gelmiş ve biz bunu radyolojik olarak tespit ettiğimiz bir kitle varsa, bronkoskopi ya da akciğerin dış bölgelerinde ise transtorasik biyopsi dediğimiz bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsiyle tanısal mutlaka yapıyoruz. Yani evre 4 de olsa, evre 1 de olsa bu yapılıyor. Çünkü bir şekilde tedavi edilmesi lazım bu hastaların. Evre 4 hastalar ne yazık ki 5 yıllık sağ kalım %3'lerin altında. Evet. Evre 1'de bu oran %80'lere çıkıyor günümüzde. Evet. Oldukça yüksek bir rakam. Sanki evre 1 hasta gerçekten çok kıymetli olan hasta değil mi? Tedaviden evet, yani en fazla görecek hasta muhtemelen. Kanser olmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun sloganı gerçekten tam akciğer önemli kanserine uyuyor. Evet, evet. Peki biraz cerrahisini konuşalım. Evet. Tedavisini konuşalım. Evet. Ne dersiniz cerrahisi için? Her şey hazırlandı. Hastamızın evresi netleşti. Lenf bezlerini değerlendirdik. Akciğerin bu şekilde tümörlü dokudan arındırılması gerekiyor. Tabii ki o bölgedeki bütün lenf bezleri de temizlenerek bu ameliyatlar yapılıyor. Günümüzde bu ameliyatlar açık ve kapalı şekilde iki türde yapılıyor.
Açık ameliyatlar eskiden geldiği üzere açık, konvansiyonel aletlerle yapılan ameliyatlar. Kapalı ameliyatlar da ikiye ayrılıyor. Torakoskopik dediğimiz video yardımlı torakoskopik cerrahi ya da robotik cerrahi. Robotik cerrahi de akciğer kanserinde oldukça sık uygulanıyor günümüzde. Tabi maliyetleri yüksek cihazlar bunlar. Bazı büyük merkezlerde yani volümü büyük cerrahi sayısı yüksek olan merkezlerde seçilmiş vakalarda günümüzde çok sık uygulanıyor. Kapalı video yardımlı torakoskopik cerrahi dediğimiz kapalı ameliyatlar şehrimizde de yaklaşık 2013'ten beri ekip olarak uyguluyoruz. Ve çok da hastalar memnun ayrılıyor bundan. Evet, başarılı ameliyatlar yapıyorsunuz. Bunu biz gözlemliyoruz hastanemizde. Teşekkür ederiz. İyi oluyor. Hastalar da çabuk normal hayatlarına dönüyorlar. Göğüs kafesi açılmadan giriliyor kamera yardımıyla ve yardımcı bir insizyonla akciğer alınan tümörlü doku oradan çıkartılıyor. Ama her hastaya bu uygun oluyor mu? Maalesef olmuyor. Kitlenin boyutu önemli burada. Yerleşim yeri önemli. Ama tecrübeler arttıkça, benim asistanlığım zamanında video yardımlı cerrahi denildiğinde burun bükülüyorken bugün çoğu ilimizde uzman arkadaşlar, öğretim üyesi arkadaşlar bu ameliyatları yapıyorlar. Evet. Yani devlet hastanesi şartlarında da yapılabiliyor. Yani imkanlarınız varsa bir endoskopi kuleniz, aletleriniz, buna uygun endoskopik cihazlar varsa yapabilirsiniz. Tabii ki bir bunun eğitimini almanız lazım. Ben bunu yaparım diyerek değil de bir öğretmenin yanında en azından bir 20-30 vakayı seyredip bir 20-30 vakada onun gözleminde yapıp daha sonra kendi başlarına yapabiliyor arkadaşlar. Peki cerrahi sonrasındaki takipten biraz bahsedelim. Evet. Nasıl olur şimdi, takip? Şimdi ameliyat öncesi evre önemli. Evet. Bu niye önemli? Hastanın ameliyat olup olamayacağını karar vermek için. Evet. Ama ameliyat esas önemli evre ameliyatta çıkardığımız materyalin akciğerin ve akciğerle birlikte çıkarttığımız lenf bezlerinin değerlendirilmesi. Histopatolojik evre dediğimiz, patolojik evre dediğimiz kesin evre bu. Yani prop evre değil, ameliyat öncesi evre değil, esas ameliyatta çıkartılan materyal. Buna göre hastanın evresi netleşiyor. Ek bir tedavi, kemoterapi veya radyoterapi veya ikisi birlikte. Gerekiyorsa uygulanıyor. Bunu gene multidisipliner bir konsey kararıyla post op ameliyat sonrası nekaat dönemi geçtikten sonra bu genelde 20 ila 30 gündür. Hastalarımız taburcu tarihinden itibaren 20 gün sonra ek bir tedavi ihtiyacı varsa alabiliyorlar. Her şey tamamlandıktan sonra hastalarımızı takibe alıyoruz. Bu takipler nasıl oluyor? İlk 2 yıl 3 ayda bir, 2 yıldan daha sonra da 6 ayda bir, 5 yıl dolana kadar takiplerimizi yapıyoruz. Bunlar gerek görüntüleme yöntemleriyle gerek diğer non-invaziv, invaziv yöntemlerle yapabiliyoruz. 5 yıl tamamlandığında hastanın bu hastalıktan kurtulduğunu konuşabiliriz. 5 yıl sonra? 5 yıl sonra. Yani ameliyat oldu bitti denmiyor ne yazık ki. Biz hastalara bunu ameliyat öncesi hasta yakınlarına anlatıyoruz. Evet ameliyat şansı var. Bu şansı kullanması gerekiyor ama hastalıktan kurtulmadı. Hastalık varmış gibi kontrollerine gelmesi ama kurtulmuş, yokmuş, tedavi olmuş gibi de hayatını yaşaması gerekiyor. Evet ama evre 4 hastaları da yine bir konsey kararıyla ameliyatı alabiliyoruz. Evet işte tek bir metastaz varsa yani tek bölge sıçrama tek varsa o bölgede kontrol altına alınabilecekse hasta gençse yani genç dediğimizde bizim 50'li 60'lı yaşlar bizim hasta profilimiz genelde 70 yaş ve üzeri 50-60 yaş bizim için genç artık Dünya Sağlık Örgütü de şeyi değiştirdi 60 yaşa kadar artık hastaları genç sayıyor. Dediğim gibi bu hastalarda ameliyat şansını kullanabiliyor. Ve artık gençlerde de artık kanserin bir risk, ciddi bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Evet, genç yaşlarda da çok görüyoruz. O yaşlarda da sıkıntı şu, hücre yenilemesi çok hızlı olduğu için bu genç popülasyonda tümör hücreleri çok hızlı yayılabiliyor. Ameliyat şansı yaşlı hastalarda da çok daha fazla. Yani benim genç küçücük bir santimlik nodülü olup ameliyat ettiğimiz hastamız da olabiliyor ve bu erken dönemde metastaz da gelebiliyor. Ama 80 yaşında
amca diri, 10 santimlik bir kitleyle hiçbir semptom olmadan gezerek de gelebiliyor. Hı hı, yani evet. Doku yenilemesi, hücre yenilemesi ne burada kadar çok önemli. Önemli, önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Evet. Peki akciğer kanserinden tedavisinden bahsediyoruz ama nasıl korunalım? Yani akciğer kanseri olmamak için neler yapalım? Evet, çevresel faktörler çok önemli esasında. Hı hı. Yani yaşadığımız ortam, çevre kirliliği ne yazık ki bunu çok kontrol edebilme şansımız yok. Hı hı. Bizim kontrol edebileceğimiz ne var? Bireysel faktörler. Evet. Bireysel faktörler içerisinde en önemlisi sigara. Sigara. Sigaranın dediğim gibi bir kümülatif etkisi var. Hı hı. Yani 20 yıl boyunca günde bir paket içtiyse bir kişi mutlaka 50 yaşını geçtikten sonra bir doktor kontrolüne, bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da bir aile hekimi uzmanına gidip en azından bir normal akciğer grafisi, göğüs radyografisi çektirmesi gerekiyor. Peki altta mesela kronik obstrüktif bir akciğer hastalığı veya başka bir akciğer hastalığı olması sigara içmeyle birlikte şeyi arttırır mı, riski arttırır mı? Riski arttırıyor tabii. Sonuçta oradaki dokular kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz durumda akciğer hücresi geri dönüşümsüz, akciğer dokuları geri dönüşümsüz yıkılıyor. Hı hı, yıkıldığı evet. bölgelerde de Belki tabii ki hızlanıyor. Koruma mekanizmaları bozuluyor. Hı hı. Yani bizim hastalarımızın akciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi yaptığımız hastalarımızın %80-90'ı KOAH'lı. Evet. Yani bu ilişki mutlaka olması evet. olacaktır. Olacak. Ama evet. bu hastaların bir şansı var. Nefes darlığı olduğu için doktorlara gidiyorlar. Evet. Yani takipleri çok önemli bir daha. Takipli evet. hastalar bunlar. Evet. Yani bu hastaları erken yakalamamız biraz daha şans oluyor. Ama hiçbir bulgu vermeden de başında söylediniz. Evet, hiçbir bulgu vermeden de. Hiç sigara içmemiş. Evet, hastalar gelebiliyor. Hiçbir aile hikayesi olmayan bayan hastalarımız evet. var. Evet, başka bir nedenle çekilen filmlerde. Aynen. Evet, görülen belki metastatik lezyonlar. Başka bir ameliyat için. Evet, gelen hastalarımız anesteziye var. Anesteziye başvuruyor. Bir direkt grafi çekiliyor. Bir bakılıyor, akciğerde kitle tespit ediliyor. Evet. Esas hastalığını unutup. Onunla hastalar diğerleriyle uğraşıyorlar. Evet. Evet, evet, gerçekten doğru. Peki nasıl korunalım dedik? Özellikle sigaradan vazgeçiyoruz. Yani, çevresel faktörleri. Aynen, çevresel faktörler. İşte genetik varsa, ailede bir hikaye varsa bunu da hastalar kendilerini ayarlayıp dediğim gibi aile hekimine ya da göğüs hastalıkları uzmanına gidip bu konuda bir yardım evet, isteyebilirler. Evet, onu genetik. Vurgulayalım. Sigarayı bırakmak çok zor diyor hastalarımız. Hı hı. Bunun için göğüs hastalıkları evet, poliklinikleri var. Sigara bırakma poliklinikleri bakanlığın var. Bakanlığın özellikle bunun evet, üzerinde değil mi? Evet, bakanlığın özellikle bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bunu dikkate alsınlar mutlaka. Mutlaka bu konuda destek alabilirler. Hı hı. Ama sigara olmadan da olabiliyor dediğimiz. O da artık geç kalmaktan korkma. Evet. Erken yakalamak için gereken yapılmalı. Hı hı. Hastalar, işte bayan hastalarımız işte meme kanseri konusunda evet, tarama özellikle. Programları. Biz de derneğimizin ve göğüs hastalıkları derneklerinin bu konuda ciddi çalışmaları var. Tabii bir kar zarar oranı yapılıyor Amerika'da. Ne kadar tarama yapıp buna ne kadar bir maliyet harcarsak, ne kadar para harcarsak ne kadar kanserli hastayı kurtarabiliriz gibi bir maliyet hesabı var. Bunlarda bir gelişme olursa ülkemizde de bunların yavaş yavaş devreye gireceğini düşünüyorum. Evet, evet. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Akciğer kanseriyle ilgili hastalarımıza ne mesaj vermek istersiniz? Hastalarımıza en önemli mesajımız şu olması lazım. Yani bıçak değdi, biyopsi alındı, yayıldı. Bu evet, artık bu günümüzde çok söz konusu değil. Evet. Yani bunu bir kere kafalarından silmeleri lazım. Evet, hekime yani güvensinler. Biz hasta bugün geliyor, yarın ameliyat oluyor. Böyle bir şey yok. Bütün tetkikler yapılıyor. Hasta ameliyata uygun mu, değil mi? Hangi evrede? Bu tespit ediliyor. Daha sonra da sizin eşiniz de anestezi uzmanı. Evet, evet. Bir anestezi uzmanı tarafından ameliyat olabilir mi? Evet. Bir kalp rahatsızlığı, bir tansiyon rahatsızlığı, bir şeker hastalığı var mı? Bunlar tetkik ediliyor. Tabii. Bütün durumlar kontrol altına alındıktan sonra uygunsa hasta yani tabii hasta ki hastanın ameliyathaneye girmiyor. Hayır, böyle bir şey yok. Bu kadar basit ameliyatlar değil bunlar. Yani çok büyük ameliyatlar. Bir hastanın akciğerini alıyorsunuz. Evet. Bazen hastaların bir akciğerini komple alıyorsunuz. Yani bu kadar basit ameliyatlar değil ve hastalarımızın hekimlerine,
Yani bu ekibin içerisindeki cerrah, onkoloğa ve anestezi uzmanına güvenmesi gerekiyor. Evet. Bu bir ekip işi. İyi merkezlerde çok iyi işler yapılıyor. Yıllardır biz yaklaşık 20 senem bitti. 20 senedir bu ameliyatları Samsun'da çok rahat yapıyoruz ve hastalarımızda ameliyat olanların hepsi memnun. Evet. Takiplerimiz devam ediyor. 5 yıl birlikteyiz onlarla. Şimdi o yüzden korkmamaları gerekiyor. Evet. Tabii ki başa geldiğinde insanlar bir panik yaşıyorlar. Aile yakınları panik yaşıyor. Evet. İşte tabii, hasta olmadan hasta yakınları geliyor ilk önce. Evet, evet. Ya hocam şu filme bir bakın, nedir? Ne yapılır? Hasta nerede? Evde. Evet. Niye gelmedi? İşte haberi yok. Evet. Biz tabii tatlı dille bunu ilk önce hasta yakınlarını anlatıyoruz. İkna ediyoruz. Daha sonra hasta geliyor. Hasta yakınlarından daha çabuk ikna oluyor genelde hastalar. Doğru. Daha sonra da bir yola birlikte tabii giriyoruz. Zor bir süreç. Aynen. Ama hastalarımız bizim verdiğimiz psikolojik destekle, sizlerin verdiği anestezi uzmanlarının güzel konuşma, ikna yetenekleriyle ve tecrübeli ekiplerle bu rahatlıkla yapılıyor. Evet, yapılıyor. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka programlarda, başka konularda. İnşallah böyle bir fırsat verdiniz. Halkımızı bilgilendirmek, bu konuda aydınlatmak, kanserden korkmamaları gerektiğini, kanser olmaktan korkmaları gerektiğini anlatmak gerekiyor. Evet, erken tanıyı tekrar altını çizelim. Evet, sevgili izleyiciler, Bir Sağlık Olsun programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda görüşünceye dek sağlıkla kalınız.